İleri seviye kalkülüs sorularını çözmeye devam edelim. İkinci soruya da bir göz atalım. Soruda verdikleri tabloyu buraya kopyaladım. Sorunun geri kalanını ise okuyacağım. Konser biletleri öğle saati T eşittir sıfırda satışa çıkmış ve 9 saatte hepsi satılmış. Herhangi bir T anında bilet almak için kuyrukta bekleyen insanların sayısı iki kez türevlenebilen LT fonksiyonu ile modelleniyormuş. Bu satır biletler satışa çıktıktan sonraki herhangi bir saatte kuyrukta kaç kişi olduğunu gösteriyor. Bunun öğlen 12 olduğunu düşünürsek bu saat 1, bu da 9 oluyor. Biletlerin hepsi soruda da söyledikleri gibi satışa çıktıktan 9 saat sonra yani saat 9'da tükenmiş. Bu arada bize bir de bu fonksiyonun iki kez türevlenebilir bir fonksiyon olduğunu söylüyorlar. LT fonksiyonunun türevlenebilir olması sürekli bir fonksiyon olduğu anlamına gelir öyle değil mi? Ek olarak iki kez türevlenebilir olması ise bize türevinin de sürekli olduğunu anlatır. Neden diyecek olursanız ikinci türevin alınabildiğini biliyoruz da ondan. Şimdi hemen A şıkkına göz atalım. Yazının çok kalın ya da çok koyu olmaması için çalışacağım evet. A şıkkı tablodaki veriyi kullanarak aslında bakarsanız soruyu da buraya kopyalasam çok daha iyi olacak değil mi? nasıl yapabileceğimi de bir keşfedebilirsem inanın her şey çok daha kolay olacak ve herhalde evet işte oldu. Tablodaki veriyi kullanarak saat beş buçukta kuyruktaki insan sayısının değişme oranını tahmin etmeye çalışın demişler. Tabloya bakacak olursanız tabloda saat 5.30'un olmadığını göreceksiniz. Saat 4 ve 7 var ama 5.30 yok. Devamında da cevabınızı bulmak için yaptığınız hesaplamaları gösterin demişler. Ölçüm birimlerini de eklemeliymişiz. Peki bizden ne istiyorlar? Kuyrukta bekleyen insan sayısının değişim oranını. Hatta bunu tahmin etmemizi istiyorlar. Elimizde sürekli olan bu fonksiyonun denklemi yok. Bize sadece belirli noktalarda ya da değerlerde diyeyim neye eşit olduğunu vermişler. Elimden geldiğince iyi bir tahmin yapmak için LT'nin 4 ile 7 arasındaki ortalama değişim hızını bulmam gerekiyor değil mi? Peki bunu nasıl yapacağız? Ortalama değişim hızı eğimdir öyle değil mi? Hemen not edelim. Ortalama değişim hızı yerine delta'yı kullanacağım. Delta L bölü delta T. Bunun 5,5'te aldığı değeri istiyorlar. Onun için alt indise de 5,5 yazıyor. Yaklaşık olarak eşit ya da eşit her neyse, evet bunun için bu iki nokta arasındaki eğimi bulmamız lazım. L7 eksi L4 bölü 7 eksi 4. Bunun fonksiyonun dikey yöndeki değişimi bölü yatay yöndeki değişimi olduğunu da düşünebilirsiniz ya da fonksiyonun değerindeki değişimin bağımsız değişkendeki değişime oranı. L7 150'ye eşit ve L4 ise 126 bölü 7 eksi 4. 150'den 126 çıkarsa bir bakalım. 50'den 25 çıksaydı 25 kalırdı ama 26 çıktığı için burası 24 olacak. Ve 7 eksi 4 ise 3. Bu durumda ortalama değişim hızı da 24 bölü 3'ten 8'e eşit olur birimleri de kullanmamız isteniyordu. Pay kısmında insan sayısı var, paydada da saat olduğuna göre insan sayısı bölü saat yani saat başına kişi. Saat 5.30'da kuyrukta bekleyen insan sayısındaki değişim oranı için yapabileceğimiz en iyi tahmin bu. Bu iki nokta arasındaki yani saat 4 ile saat 7 arasındaki eğim olan saatte 8 kişi. Şimdi B şıkkını da yapalım ne dersiniz? Şunları bir temizleyeyim ve kendime biraz yer açayım. B'yi de kopyalayacağım. Biletlerin satışa çıktığı ilk 4 saatte kuyrukta bekleyen ortalama insan sayısını tahmin etmek için 3 alt aralıklı trapezoid bir toplam kullanın. Aslında soruyu hızlı çözmek için grafiğe ihtiyacımız yok ama bizden ne istendiğini anlayabilmeniz için ben grafiği çizmeyi tercih edeceğim. Eğer anladıysanız sizin grafik çizmenize gerek yok bize ilk 4 saat gerektiği için grafiği de bu aralığa sınırlayacağım ya da sorunun geri kalanı için de faydalı olabilir diye tüm değerleri göstermek sanırım daha iyi olur öyle değil mi. Videoyu kaydederken grafik çizmek zorunda olmasaydım muhtemelen daha hızlı olurdu her neyse bize verilen değerlere bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Kuz, grafiğin çok da iyi olmasına gerek yok. Önemli olan mantığı anlamaması. Daha doğrusu, eğer sınavdaysanız tabii ki de düzgün bir grafik çizmek çok daha iyi olacaktır. Yoksa kafanız iyice karışabilir. Peki, l değeri neymiş? Bu arada bu zaman eksen'i, bu da lt. En yüksek değer bir bakalım, 170. 6. Biz 200 olarak belirleyelim. Orta noktası da 100 olsun. Bu durumda burası 150, burası da 50 olsun. Şimdi de fonksiyonun aldığı değerleri belirtelim. T0'da 120 kişi var yaklaşık olarak buralarda bir yerde. T1'de 156 Az önce de söylediğim gibi bu noktaların yaklaşık yerlerini işaretlemeye çalışıyorum. Evet, T3'te bize T2'yi vermemişler. Buna dikkat etmemiz lazım. T3'te 176 kişi var. Ee, bu da buraya bir yere denk gelir diye düşünüyorum. T4'te 126 kişi varmış. T0'dan biraz fazla ve T7'de 150 kişi olmuş. Ee, T8'de 80 burada bir yerlerde ve T9'da da kimse kalmamış. Kuyruktaki herkes biletini almış ya da bilet kalmamış. İkisi de olabilir. Şimdi de noktaları birleştirmemiz lazım. Buradan buraya ve buradan buraya... Buradan buraya, buraya, buraya ve buraya bize verilen değerleri işaretledik ve noktaları da birleştirdik bu arada bu arada gerçek lt fonksiyonunun türevlenebilir olduğundan böyle köşeleri olmayacağını da biliyoruz bize iki kez türevlenebilir dendiğini hatırlıyorsunuz değil mi bu yüzden de yani herhangi bir noktada türev alabildiğimiz için bu fonksiyonun aslında bir eğri olması gerekiyor bu şekilde olsaydı örneğin bu noktada türev alamazdık Baksanıza burada pozitif bir eğim varken aniden negatifleşiyor. Mutlak değer fonksiyonu gibi. Evet bu noktada türev alamazdık. Her neyse demek istediğimin anlaşıldığını düşünüyorum. Soruya geri dönelim. Biletlerin satışa çıktığı ilk 4 saatte kuyrukta bekleyen ortalama insan sayısını tahmin etmek için 3 alt aralıklı trapezoid bir toplam kullanın. İlk 4 saatlik aralık işte burası. Soru biraz göz korkutucu olabilir. Baksanıza 3 alt aralıklı trapezoid bir toplam kullanın demişler. Ah bu arada çok özür dilerim ama bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ederiz. Hoşçakalın.